Too Many Items modu ek özellikleriyle beraber oyundaki envanter yönetimi için inanılmaz yararlı bir mod. Modu yüklediğinizde envanter tuşuna yani E'ye basarak bu menüye ulaşabilirsiniz. Basic Items kısmında oyundaki bloklar ve eşyalar mevcut. Bir eşyanın üzerine gelip sol tıklarsanız gördüğünüz gibi size o eşyadan bir yığın verir. Bir eşyanın üzerine gelip sağ tıklarsanız size o eşyadan bir tane verecektir. Bu modda sık kullandığınız favori eşyalarınızı da düzenleyebilirsiniz. Bir eşyanın üzerine gelerek Shift'e basılı tutup sol tık yaptığınızda My Items kısmında o eşya görünür olacaktır. Basic Items yazan yeri biraz daha incelemek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere bildiğimiz bloklar ve eşyalar yer almakta. Burada farklı olarak bazı canavar yaratıcıları bulunmakta. Burada random firework diyor. İlk önce bunu bir deneyelim, göstereyim size. Gördüğünüz gibi havai fişek atıyor. Ve hepsi farklı desenlerde, farklı şekillerde havai fişekler atıyor. Farklı renklerde. Bunu tabii böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok da güzel görüntü verecektir. Gerçekten güzel. Çok eğlendim lan. Çok güzel oluyor gerçekten ha. Ama tabii ki tüm sesi mahvediyor. Çok ses çıkartıyor. Ben de oyunun sesi kısık, o yüzden size pek fazla gelmeyecektir. Bitmedi mi lan? Hah, bitti. Tamam, bunu denemiş olduk. Başka burada gösterebileceğim ne var? White Area Torch Spawner dediği şey haritanın tüm yerine yavaş yavaş torch atıyor. Yani meşale bırakıyor. O yüzden bunu denemeyeceğim çünkü haritamı mahvetmek istemiyorum. Siz denersiniz dediğim gibi. Dediğim işe yarıyor yani. Burada gördüğünüz gibi Zombie Horse Spawner falan var. Giant Spawner var. Buradan Giant çıkarmaya yarıyor falan filan. Dönüyor işte. Diğerleri de böyle bu şekilde canavar yaratıcılarımız var. Burada tarım arazisini göstermek istiyorum. Buraya çapalanmış toprak direkt koyabiliyorsunuz. Hani yani çapalamanıza falan hiç gerek yok. Direkt size tarım arazisi veriyor. Gerçekten bu da çok güzel olmuş bence. Başka ne var? Ocak var. Size ocak veriyor direkt ama böyle yandığına bakmayın. Yanan bir ocak veriyor ama içinde bir şey yok. Sadece böyle gösteriş için. Buralarda başka bariyer var zaten, onu bilirsiniz. Başka da bir şey yok. Burada havai fişekler var. O kadar şu an. Burada göstereceğim kısım bu kadar. Custom kısmına gelelim. Potions yazan yer iksir. Buraya istediğiniz özellikle değerleri yazarak kendinize iksir yapabiliyorsunuz. İstediğiniz özellikle. Burada enchant var. Enchant'ta da istediğiniz özellikle eşyalar yapabiliyorsunuz. Buraya başka eşya koymak için mesela kılıç yazdım ben buraya, kazma göstermiş ama elmas kılıcımızı sürükle bırak yöntemiyle buraya bırakıyorsunuz ve gördüğünüz gibi elmas kılıç burada artık var ve ben buna savurma özelliği vereceğim mesela. Bir, gördüğünüz gibi bir savunma olarak yazıyor. Gerçekten güzel özellikler. Fireworks'te de istediğiniz renkte, istediğiniz şekilde havai fişek yapmanıza yarıyor. Burada istediğiniz şekilde buraya bir text giriyorsunuz. Böyle bir text giriyorsunuz mesela. Bunu veren bir tane tabela yapıyor size. Burada deri kıyafetlerimiz var. Buraya istediğiniz renk kodlarını girerseniz mesela, sallıyorum 155 kaç olsun, 76 olsun. Burası da 188 olsun. Evet, morlu olsun. Şöyle mor bir tane deri kıyafet yaptık şu an. Benim eşya yerim nerede bu arada? Böyle giyiliyor mu? Deneyeyim hemen. Giyiliyordur herhalde böyle de. Evet, gördüğünüz gibi giyildi ve morumsu bir savaşçı oldum. Morumsu, morardık. Acayip oldu. Evet, istediğiniz renkte tasarlayabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir özellik. Daha başka özelliklere baktığımızda custom'da burada kafalar var. Yani istediğiniz kafayı çağırabiliyorsunuz. Mesela ben buraya Notch yazacağım. Notch'un kafasını çağıralım. Notch. Yazdım. Notch'un kafası yazıyor. Nerede? Notch'un kafası neredeymiş? La, alamadım. Ha, almışım. Bir dakika. Pardon. Ha, Notch'un kafası. Buraya koyduğunuzda Notch'un kafasını, gördüğünüz gibi Notch'un kafası burada. Aman Allah'ım. Dinnerbone falan vardı. Oyunun yapımcılarından gidelim. Dinnerbone. Dinnerbone'un kafası var mı acaba? Dinnerbone kafası. Bakalım. Ana! Hakikaten Dinnerbone lan bu. Dinnerbone'un kafasında bulduysa Jep vardı. Jep nasıl yazılıyordu? Şu şekilde yazılıyordu galiba. Altta bir şeyi vardı. Jep'in kafası. Jep'in kafası nasılmış bakalım. Abi hakikaten
Kafalara bak, kafalara gel. Kafaları çıkartıyor. O zaman at kafası yazalım bakalım. At kafasının kafası yazdı. Bulamayacak değil mi? Evet, kellemi buldu. Bulamadı lan. Olmadı. Neyse, bir dakika dur. Haritayı time set'te yaparak biraz güzelleştirelim. Yani güneş verelim. Burada kafaları gösterdim. Nota bloklarını da gösterebiliriz. Tabii ki burada yerimiz olsaydı gösterebilirdik. Şunları hemen yapalım. 15-16 diyeyim mesela. Yan yana koyduk. Şu an ses geliyor ama size ses gelmiyor galiba. Değil mi? Bilgisayarın kendi şeyinden kısık. Buraya istediğiniz blokları koyabiliyorsunuz. Nota bloğunu. İstediğiniz şarkıyı da yapabilirsiniz. Flower patlar var. Yani saksılar var. Mesela gelincik var. Koyu meşe fidanımız alalım. Kaktüsü alalım mesela. Göstermek için başka da mantar koyuluyor muymuş saksıya? Aman Allah'ım, saksı, gelincik, gördüğünüz gibi koyu meşe fidanını da koyduk. Kaktüsü koydu. Aman Allah'ım, kaktüsü nasıl koydun oraya sen? Kaktüsü nasıl koydu oraya? Acayip. Saksı, mantarı saksının içine nasıl koyabiliyorsunuz? Nasıl şeyler bunlar? Ne kadar güzel bir modmuş bu. Sen kimsin? Bir de size domuz veriyor ayrıyetten. Nereden geldiği belirsiz domuzlar veriyor. Burayı da göstermiş olduk. Controls kısmına geldiğimizde buradan Survival modda mı, Creative modda mı, yani yaratıcı modda mı oynamak istiyorsanız, Adventure modda mı, Spectator modda mı oynamak istiyorsanız bu modlardan birini seçiyorsunuz. O moda kendi direkt alıyor. Hileler açık mı olsun, kapalı mı olsun, itemler öldüğünüzde gitsin mi yoksa sizde mi kalsın? Buradan kolaylık zorluğu seçiyorsunuz. Buradan kar yağışı olsun mu veya zamanı ayarlayabiliyorsunuz. Üstünüzdeki etkiler gitsin mi? Yani bazı iksir etkilerinden kurtulmak için. O tarz şeyleri de buradan yapıyorsunuz ve saves kısmında da buraya da bu yaptığınız her şeyi kaydedebilirsiniz direkt. Buraya kısa olarak direkt kaydedebiliyorsunuz yaptığınız her şeyi. Mod tanıtımlarımızın ilk kısmında herkesin en çok kullandığı modu sizlere tanıtmak istedim. Tabii ki modun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu arada şu elmas kılıcın atağına bakar mısınız? Artı 132 nedir ya? Survival Games'te bunu kullandığınızı düşünsene. Çat! First blood! Çat! 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 Oyunu kazandınız işte böyle. Tek atarsınız herkese. O zaman ikinci diye söylemeyeyim de diğer modlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu da iyiymiş. Lan çıkma benim mekanımdan. Beni de kaz bro. Beni de kazmanı isterim. Dur, bende de taş kazma var. Yardım edeyim.